Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. At maçını yorumlayalım serimizin bu videosunda takipçimiz Kaan Duman'ın maçını yorumlayacağız. Kaan Duman bizi takip eden takipçilerimiz çok iyi bilir. Chess23 Chess kullanıcı adıyla zaten başından sonuna YouTube kanalımızda yapmış olduğumuz turnuvaların hemen hemen hepsine katılan en sıkı takipçilerimizden bir tanesi. Kaan Duman bize Hayatımız Satranç Instagram sayfamızdan maçını gönderdi. Dedi ki bu maçı analiz edip yorumlarsanız çok memnun oluruz. Biz de dedik ki biz daha çok memnun oluruz. Ve bugün Kaan'ın maçını analiz edip sizlere yorumunu aktaracağız. Sizler de maçlarınızın yorumlanmasını isterseniz Hayatımız Satranç Instagram sayfamıza DM yoluyla maçlarınızın linkini veya notasyonlarınızın fotoğrafını gönderebilirsiniz. Aynı zamanda bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Yanı başındaki zil tuşuna basarak gönderi bildirimlerini açabilirsiniz. Videolarımızı beğenebilir, yorum yapabilir ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Diyelim bakalım Kaan Duman, en sıkı takipçilerimizden bir tanesi Kaan Duman nasıl bir maç oynamış, neler yapmış, hataları nelermiş, sürpriz bir son var mıymış, yok muymuş, hep beraber inceleyelim. Kaan E4 ile başlıyor, rakibi C5'e cevap veriyor. At F3, D6 hamlelerinden sonra D4 sürüşü beyazlar tarafından gerçekleştiriliyor. Sicilya oynuyor arkadaşlar. Oyunda siyahlar, ki bir önceki videomuzda da Sicilya'nın modern varyantı oynanmıştı, ona çok benzer bir açılış yapıyor siyahlar. Fakat Kaan güzel cevap veriyor. Bakalım sonunu iyi getirebiliyor mu, inceleyelim. C çarpı D4'ten sonra at alınacak. At çarpı D4. At C6 arkadaşlar, kırışmak pek uygun değil. At C3 hamlesinden sonra G6 geliyor ki fikir fil G7'yi oturtmak. Fil B5 atı açmaz alıyor, güzel bir hamle. Fil D7 beklenen bir hamle. Burada işte beyazların rok yaparak sakince gelişimine devam etmesi gerekiyordu. Beyazlardan ufak bir hata geliyor. At çarpı C6 kırışılmaması lazım. B çarpı C6 hamlesinden sonra fil C4'e geri dönülmeli. Fil D3 oynanmış. Birazdan neden olduğunu da göreceğiz arkadaşlar. Çünkü o D3'teki fil hiçbir işe yaramayacak. Yeniden C4'e dönecek zaten, merak etmeyin. O yüzden fil C4 daha iyi olacaktı. Hem de D5 karesini çok güzel kontrol edecekti C4 fili. Fakat olmadı. At F6 ile siyahlar gelişimine devam ediyor ki fil G7'de oynanabilirdi. İkisi de güzel. Fil G5 oynanıyor arkadaşlar. At tehdit altında. Tabii ki çok büyük bir tehdit değil. Fil G7 ile at korunuyor. Kısa rok şimdi atılıyor. Kısa rok atıldıktan sonra artık gelişim tamamlandı. Normalde yapılması gereken hamle vezir D2 idi beyazların. Niçin vezir D2 arkadaşlar? Bu modern savunma oynayan rakip eğer modern savunma oynuyorsa vezir D2 çok yapılır. Fikir ne? Fili H6'ya oynamak. Bir şekilde bu filin kırılması, kırışılması. Niçin? Çünkü bu G7 fili, Franchetto fili gerçekten tam bir baş belası olabiliyor. O yüzden beyazlar erken bir vakitte G7 filini kırışmak için önce vezir D2, daha sonra da fil H6 oynayabilirdi. Fakat kale E1 oynama tercih ediyor beyazlar. Kaan bunu tercih etmiş. Tabii de kalesini geniş hatlara, merkeze çekiyor. Normal bir hamle. Kale B8'de piyona baskı var. Doğru hamle kale B1 gayet güzel. Niçin kale B1 de D3 değil? Atı zayıflatıyor. Bu fil bu ata bakacak. İlerleyen zamanlarda sıkıntı çıkarabilir bize. O yüzden gayet doğru bir hamle kale B1 hamlesi. H6 sürüşü geliyor tabii. Fil isteniyor. Fil normalde D2'ye kaçmalı arkadaşlar. Evet, pasif kalacak fil ama fil D2'ye kaçmalı. F6'yı almamalı. Fakat fil çarpı F6 geliyor. Fil çarpı F6 hamlesinden sonra ise vezir F3 hamlesi geliyor. Vezir F3 hamlesi fena bir hamle değil arkadaşlar. Normalde bilgisayarın önerdiği bir hamle değil. Ama benim çok hoşuma giden bir hamle. Çünkü niçin? H6 sürülmüş, G6 sürülmüş. Vezir sanki rakibin şahının tarafında dursa çok daha iyi olacak gibi bana gelen o. Fil G7'ye geri kaçıyor. Sebepsiz. Yani niye geri kaçarsın ki? Yani herhangi bir tehdit yok ki şu anda. Vezir fili alamayacak ki. Yani kalkıp H6'ya da tehdit yok. Peşin peşin G7'ye oynamayı tercih etmiş. Saygı duyuyoruz. Önemli değil. Ve fil C4. Yani aklın yolu bir. Zaten fil C4'den hiç. Yani fil C4'de oynanmalıydı en başta. Şimdi fil C4'de geldi. Tavsiye edilen hamle vezir C7. Fakat fil E6 çok kötü bir hamle arkadaşlar. Tabii ki de fikriyat şu. Normalde fikir şu. İşte ben onu alırsam diyor. O beni alırsa ben de onu alırım diyor. Vezir isterim diyor. Bakalım öyle mi olmuş? Öyle oluyor. Fil alıyor. F çarpı E6. Vezir G4. Arkadaşlar bu piyonlar çok zayıfladı şu anda.
çok ciddi sıkıntı oldu. O yüzden zaten vezir F3 hamlesine iyi hamle dedim. O yüzden arkadaşlar file 6, fil çarpı E6, F çarpı E6 hamlesinden sonra beyazların bir tık üstünlüğü var diyebiliyoruz. Burada doğru hamle enteresan bir şekilde bu piyonu şahla koru diyor. Ya H7'den koru ya da F7'den koru diyor. Fakat bakalım öyle yapıyor mu? Hayır. Vezirle korumayı tercih ediyor. Tabi bu aynı zamanda bir çatal hamlesi arkadaşlar. Hem bu piyonu hem bu piyona baskı kuruluyor. O yüzden en doğru hamle aslında şah F7 hamlesiydi. Şahı F7'ye oynamak en doğrusu iki piyonu tuttuğu için. Vezir E8 hamlesi sadece G6 piyonu tutuyor. E6 piyonu tutmuyor. Tabi siyahlar şöyle düşünmüş olabilir. Ya zaten E6 piyonu ile E7 piyonu duble piyon. Zaten çok da önemli bir dublem gitsin. Önemli değil diyor ama merkezdeki duble piyon eğer ki izole değilse, ayrık değilse gayet iyi bir piyondur. Bunu göz ardı etmiş. Vezir alıyor piyonu, ver şahı. Normalde vezirle kapatması tavsiye ediliyor. Fakat H7 oynuyor. Burada bilgisayarın önerisi şu arkadaşlar. Ki yapılabilir bir hamle mi? Gerçekten de yapılabilir bir hamle. Zaten burada happy topu iki tane hamle gözümüze çarpıyor gibi duruyor. Yani yapılacak hamle ya vezirle yapılacak bir hamle. Çünkü kaleyi oynayamıyor. Kesinlikle niye? B piyon düşecek. Bu sefer atla tehdit altta kalacak fil tarafından. Onu yapamıyor. Ya da kale D1 oynayacağım. O da olabilir. Ama kale D1 hamlesi de bir tempo kaybına neden olabilir. Niye? Çünkü fil atı alacak. Piyonu aldıktan sonra kaleye karışılacak. Kale gittikten sonra D'ye oynamanın bir mantığı kalmayacak. Burada at D1 hamlesi çok önemli bir hamle. Diyor ki rakip şaha güzel bir saldırı yakalayacak gibisin. Atın önce D1'e, daha sonra E3'e, daha sonra da ilerleyen zamanlarda G4'e oturabilirsen çok güzel olur diyor beyazlara. Fakat beyazlar sakince H3 yapmayı tercih ediyor. H3 yani rakibin bir tane aleti var, o da siyah karede bulunan fil. O yüzden H3 hamlesi birazcık bir hava deliği gibi ancak tek mantığı olabilir. Kale F6 artık vezire saldırı. Çünkü vezir orada istenmiyor. Vezir C4'de oynuyor. Kötü bir hamle değil. Niye vezir C4'de oynuyor? Atı da tutmuş oluyor bu şekilde. Bir problem, bir hamle değil. Kale B4 bir kere daha vezir isteniyor ama yani arkadaşlar bu hamleyi ben çok düşündüm. Hani kötü bir hamle. Ona diyecek hiçbir şey yok. Kale boştu şu anda. Bomboş kaleyi durdu. Yani siyahların bu hamleyi yapmasının birkaç nedeni olabilir. Bir, hepimizin aklına gelen eli kaymıştır. Kale B4 bu bir. Eli kaymış olabilir. İki, yani başka bir şey var mı diye düşündüm. Hani yani vezir alsa bunu, hani ne bileyim bir kaleyle saldırı yapacak olursun falan filan. Yani başka bir şey göremedim arkadaşlar. Benim aslında tek aklıma gelen şey galiba süre sıkışması da yok çünkü. Çünkü bu 2,5 dakikalık bir oyun. 1.51 kalmış. Gayet de süreler iyi durumda. Galiba yanlışlıkla koydu. Vezir kaleyi alıyor. Şu anda dümdüz bir kale bir piyon. Önde beyazlar. Diyeceksiniz ki ya bu muymuş maç ya? Gösterdiğiniz maç bu mu? Arkadaşlar ben size bir analiz videosu çekiyorsam, bir maç videosu çekiyorsam bu maç gerçekten incelenmeye değer bir maçtır. O yüzden sabırla lütfen devam edelim izlemeye. C5 duruşuyla ver veziri. Vezir normalde B7'ye inmeli, piyon istemeli. Aynı zamanda geri kalmış piyonda baskı kurmalı. Fakat öyle mi yapıyor? Hayır. Vezir C4'e tekrar geri dönüyor. Vezir F8. Tabii o da piyona baskı yapacak. Yavaş yavaş saldırıya geçmek isteyecek. Çünkü artık son kozlarını oynuyor siyahlar. Vezir E2'den geri dönüyor ve piyonu tutuyor. Gayet normal. Gayet güzel hamle. Kale F4. Kale F4 hem filin önünü açmaya yönelik bir hamle hem de E4 piyonuna baskı kurmaya yönelik bir hamle. Fakat E4 piyonuna baskı şu anda çok da önemli bir baskı değil. Belki ilerleyen zamanlarda kale H4'den bir saldırı fikri bulurum diye mi düşündü bilmiyorum. Ama benim tahminim tamamıyla filin çaprazını açmaya yönelik bir hamle gibi geliyor. At D5 ver kaleyi. Kale F7. Arkadaşlar kale F7 hamlesi, yani bilemiyorum kale F7 hamlesini ama tabi şöyle bir durum var. Fil de aynı zamanda B2'ye bakıyor şu an için. B2'ye bakması isteniyor. O yüzden yapılmış bir hamle olabilir. Ama yani niye yapılacak ya? Ne alakası var? Ben çok da çözemedim. C3 hamlesi geliyor. Ha şu olabilir. Şu olabilir ancak. Kale tabi kaçtı geriye. Ben hani şu çizgiyi niye çektim onu düşündüm. Arkadaşlar bu kaleyi bağlıyor. Şimdi kale B2'yi tutmak zorunda. Niye? Çünkü fil bakıyor oraya. E tabi diyeceksiniz ki ne var ya, kale üstün beyazlar, bir tane piyon da gidiversin. Olur mu? Bu piyon gittiği zaman bu iki piyon da izole kalacak. O yüzden B2 piyonu önemli. Bu B1 kalesi D1'e oynamak istiyor ama fil piyona baktığı için oynayamıyor. O yüzden bir tane C3 oynuyor.
B ekip yolunu tutmak için. E6 hamlesiyle at isteniyor. Arkadaşlar özellikle rakibinizin atı varsa piyon sürüşlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Atın geri kaçması lazım. E3'e bakalım nereye kaçmış? B4'e. Yani bu hamleyi de ben anlamakta biraz zorluk çektim. At B4'e niye oynanır? E şimdi kaçacak bir sürü yeri varken acaba benim kaçacak yerim kalmadı diye mi düşündü? Bu sefer de aklıma bu geliyor. Hani kalkıp E3'ü görmedi herhalde. E3'ü görmedi çünkü E3'ten başka yere de gidemiyor. At buradaydı ya. Buraya gidemez, buraya gidemez, buraya gidemez, buraya gidemez, buraya gidemez. E şimdi buraya da gidemez. E buraya gitti de gidemez. Piyon var. E3'ü herhalde görmedi. Atım zaten gidiyor. Madem gidiyor ben de karşıda piyon alayım diye düşünmüş olabilir Osman. Çok kötü bir hamle. Piyon atı aldı. Piyon piyonu aldı. D5 sürüldü. Tabi D5'te artık bir kırış alım ne olacaksa olsun hesabı yapılıyor. Piyonu alıyor. E çarpı D5 hamlesinden sonra arkadaşlar mutlaka B5 sürmesi lazım beyazların. Çünkü vezir B4 piyonu alacak. Piyonu alması önemli değil. Hem piyonu alacak hem de vezir çok aktif bir kareye gelmiş olacak. Kale B'den D1 diyor ki sen o piyonu alırsan ben de D5'te kalan son merkez piyonu alırım diyor. Vezir çarpı B4, kale çarpı D5. Tabi burada vezir B2 piyonu da alabilir artık. Fil de alması pek akıllıca değil. Vezirle alınması biraz daha bir tık daha akıllıca olabilir. Niçin? Çünkü siyahlar artık durumu düzeltti. Şu anda kalite geride. B2 piyonu alınmalı ama. Eğer ki B2 piyonu alınmazsa beyazların hem vezir kararından hem şah kararından bir piyon üstünlüğü olacak. Oyun sonunda ne kadar kalite geride olursa olsun siyahlar bu iki piyonu tutmakta zorluk yaşayabilirler. Vezir B7'de oynanıyor. Kale isteniyor dümdüz. Tabii kale kaçarsa da G2'ye bakacağım düşüncesi var. Kale E'den D1 kaçmak yerine kaleler kuvvetlendirildi. Kale E7 ver veziri. Vezir C2'ye kaçtı. Kale C7 ver veziri. Vezir D3'e kaçtı. Artık yok arkadaşlar bir istek yok. Burada tabii muhtelif hamleler var. Fikire göre değişiyor. Vezir C8 gibi bir hamle var. Ya da ne bileyim kale E7 gibi bir hamle var. Merkezde olayım hesabı. Bakalım ne yapıyor. Vezir çarpı B2. Yani vezir çarpı B2 az önce yapmadın şimdi yaptın. Artık kale, vezir hepsi birbirini tutuyor. Savunmakta hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Yine de kötü bir hamle değil. Burada beyazlara önerilen güzel bir fikir var arkadaşlar. O da kale D6. Niye kale D6? Tabii ki de hem açmazda olan hem de vezir tarafından basılıyor olan G6 piyonuna tehdit. Ya şöyle düşünmek lazım. Beyaz kalite öndesin. Bir piyon öndesin. Kalen, vezirin, kalelerin ve vezirin çok güzel yerde. E artık saldıracaksın. Mecbur saldıracaksın. Saldıracaksın ki rakibin hata yapsın. Ve süren de 37 saniye kalmış. Rakibin 1 dakika 10 saniyesi var. Saldırı yapmayıp savunma yaparsan süre sıkışması yaşarsın. Çünkü saldırı bulmak kolaydır. Bir fikirle 4-5 hamle yapabilirsin. Ama savunma yapmak zordur. Rakibin her hamlesinden sonra yeniden düşünmen gerekebilir. Kale D7 kısa yoldan diyor ki gel kırışalım abi diyor. Basitçe diyor ben kale bir üstünlüğümü oyun sonuna götüreyim. Kale çarpı D7, vezir çarpı D7, fil de açması alındı. Vezir çarpı A2 ve işte şimdi siyahlar bir piyon üstün. Vezir kararında siyahların çok da müthiş bir geriliği yok şu an için. H4 sürüşü geliyor tabi artık şah kadına piyonlarla saldıracak. Burada vezir C2 gibi güzel bir hamle var. Kaleyi isteyecek. Kaleyle vezirin bağlantısını kesmeye çalışacak. Aynı zamanda da arkadaşlar çaprazdan bir şekilde şah kadına saldırı yapmak isteyecek. H5 sürüyor. Piyonun önünü kesiyor. F3. Arkadaşlar F3 hata. Mutlaka G3 sürülmeliydi. Piyonların bağlantısı sağlanmalıydı. Fakat bu hamle niye kötü? Onu söyleyeyim. Bir kere siyahta fili var rakibin. Siyah karelere gidebilen fili var. Sen siyah karelerin önünü açtın. Şahını güvensiz bir pozisyona getirdin. Kaan sıkıntı hamle F3. Burada vezir E2 gibi güzel bir hamle var. Fakat vezir C2 oynanıyor. Az önceki yani Kaan'ın rakibinde şöyle bir sıkıntı var. Hep az önce iyi olan hamleleri 1-2 hamle sonra yapıyor. Burada şah H2 oynanabilir arkadaşlar. Güzel hamle olur. Oynanmıyor kale D2 ver veziri. Vezir C5 şah. Şah H2. Vezir E3. Arkadaşlar burada işte vezir D3 hamlesi çok önemli bir hamleydi. Kötü bir hamle değil vezir D3. Kırışmaya yönelik bir hamle gel kırışalım diyor. Ama arkadaşlar yine de çok da iyi bir hamle değil. Niye? Tempoyu verdim rakibe. Ya kardeşim vezir burada dursun. Fili kilitlesin. Sen başka bir hamle yap. Ya ne kaybedeceksin? Başka bir hamle yap ya. Kaleni oyna. Ne olacak kaleni oynasan? Vezir ne yapacak? Şah çek. Sabaha kadar şah çeksin. Rakibin fili açmazda olduktan sonra
Rakip tek vezirle burada ne yapabilecek? Hiçbir şey yapamayacak. Bence kaleyi oynasa oynasa çok daha doğru olabilirdi. Vezir D3 gel kırışalım diyor. Fil E5 şah ve işte hayati hamle arkadaşlar. Bu videonun belki de çekilmesinin nedeni ne kadar üstün olursan ol hamlelerini kontrollü yapman lazım. Ne demiştik hatırlayın. Arkadaşlar bu en basit konulardan bir tanesi. Tabii ki de maçlarda bazen unutabiliyoruz. Eğer ki rakibimiz bize şah çekiyorsa ilk önce rakibin şah çeken taşını almayı planlamalıyız. Alamıyorsak arasına bir taş koymayı planlamalıyız. Eğer arasına da bir taş koyamıyorsak en son ihtimal kaçmayı planlamalıyız. Burada G3 piyon sürüşü çok hayati öneme sahipti. Mutlaka beyazlar G3 sürerek bu şah tekten kurtulması lazımdı. Ve üstünlüğünü oyun sonuna kadar götürmesi lazımdı. Şah H1, çift soru, 15 soru, 36 soru, soru üstüne soru. O kadar kötü bir hamle ki. Çünkü arkadaşlar hepinizin gördüğü gibi siyah oynar, iki hamlede mat yapar. Beyazlar gayet üstün olduğu oyunu maalesef iki hamlede matla kaybediyor. Kaan bunu bilerek bu maçı bize yolladı. Öncelikle Kaan'ı tebrik ediyorum. Çünkü herkes kazandığı maçı yolladı. Ama Kaan'ın bir farkı var. Bana dedi ki bu maçın analizini gösterin de millet bir hata görsün. Gerçekten de çok güzel hani amiyane bir tabirle çok delikanlıca bir davranış. Tebrik ediyorum o yüzden Kaan'ı. Tabii ki de rakip bu fırsatı hiç kaçırmıyor. Vezir E1 şah. Mecburen veziri kapatacaksın. Vezir çarpı F1. Şah yukarı kaçamaz. Çünkü fil var. Üzüldün mü? Üzüldüm. Ama tabii ki de Kaan'ın bu maçtan ders alacağını bildiğim için sevindim mi? Sevindim. Arkadaşlar sizler de maçlarınızın yorumlanmasını, analiz edilmesini ve YouTube kanalımıza yüklenmesini istiyorsanız lütfen hayatımız satran Instagram sayfamıza siz de DM yoluyla maçlarınızın linkini veya fotoğrafını, notasyon fotoğrafını yollayın. Hayatımız satran Instagram sayfamızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak hayatımız satran YouTube kanalına da abone olmayı lütfen unutmayın. Yanı başındaki zil tuşuna basarak gönderi bildirimlerini lütfen açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep hayatınız satranç diyenlerden olmanız ümidiyle şimdilik hoşçakalın. Bye bye.